İletişim Ansiklopedisi Yürgen Habermas'la Meşruiyet Krizi Yürgen Habermas'ın meşruiyet krizi kavramı, siyasal sistemin toplumsal alana müdahale etmesiyle birlikte, insanların yönetime karşı duyduğu hoşnutsuzluğa ve güvensizliğe işaret etmektedir. Kapitalist ekonominin gelişmesiyle birlikte yönetimi meşrulaştıran geleneksel ahlaki değerler ortadan kalkmıştır. Bu koşullar altında kapitalist ekonomik sistemi kendi kontrolü altında tutan devletin görece özel olan toplumsal alana veya yaşam dünyasına müdahalesi meşruiyet krizinin temel nedenini oluşturur. Devletin kapitalist sistemle olan bağlantısı, beraberinde kapitalizmin kendi içindeki krizlerinde toplumsal yapıya taşınmasına yol açmaktadır. Habermas'ın meşruiyet krizi fikri bize kapitalizmin yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda politik ve idari açıdan bir takım sorunlar doğurması ile ilgili olarak eleştirel bir bakış açısı sağlamaktadır. Meşruiyet krizi düşüncesi, Yürgen Habermas tarafından geliştirilmiş projenin bir bileşeni olarak ilk defa Frankfurt Sosyoloji Okulu'nun ortaya atmış olduğu eleştirel kuramın daha yeni ve güncel bir yorumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Habermas, meşruiyet krizi tartışması bağlamında geç kapitalist toplumları, ekonomik, politik ve sosyokültürel olmak üzere üç temel alt sistem içerisinde çözümlemeye girişir. Buna göre ekonomi alanındaki kriz, söz konusu politik sistemin rasyonalite krizi ve meşruiyet krizi ile birlikte sosyokültürel sistemin motivasyon krizi ile yakından bağlantılıdır. Meşruiyet krizi doğrudan bir kimlik krizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimlik bütünleşmede en önemli etmendir ve bütünleşme tehlikeye atıldığından ilerleme olmaz. Meşruiyet krizlerinin temelinde siyasal sistemdeki değişikliklerden kaynaklanan ve mevcut meşruiyet kaynağıyla karşılanamayan meşruiyet ihtiyacı bulunmaktadır. Mevcut değerlere ya da genel olarak sisteme uyan ödüllerin sistematik olarak üretilmesine karşılık beklentilerin yerine getirilemediği noktada bir meşruiyet krizinin ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Haber masa göre, geç kapitalist toplumun temel ve gittikçe güçleşen sorunu, söz konusu toplumsal düzen sorununa yeterli ve inandırıcı bir meşrulaştırma sağlamaktır. Burada meşrulaştırma kavramı bir yönetimin ya da sosyal sistemin varlığını ve gücünü haklı çıkarma şeklini ifade etmektedir. Şu halde geleneksel toplumlar, yönetimlerini meşrulaştırmak için mitoloji, büyü ve tanrı otoritesine başvurmuşlardır. Modern yönetimlerin meşruiyetini ise başlıca seçimler ve yazılı anayasalar oluşturmaktadır. Bir bütün olarak bakıldığında eylem odaklı kültürel geleneklerin sekülerleşmesinin aynı zamanda sosyal eylemin artan rasyonelliğinin bir ürünü olduğunu görürüz. Toplumun ileri düzeyde rasyonelleşmesi bilimsel ve teknik gelişiminin kurumsallaşmasıyla bağlantılıdır söz konusu teknolojinin ve bilimin sosyal kurumlara nüfuz etmesi ve böylece onları dönüştürmesi halinde ise eski meşruiyetler yıkılır. Geleneksel toplumlar eleştiri mekanizmasının işlemediği, dolayısıyla iktidarın meşruiyetinin sorgulanmadığı yapılardır. Geleneksel toplumların aksine kapitalizm ise iktidarın meşruiyeti noktasında yeni açılımlar sağlamaya çalışır. Bu durumda meşruluk artık kültürel gelenek tarafından değil, bizzatihi emek çalışma temelinden beslenir. Böylece kapitalizm, kurumsal çerçevesini bu adalet prensibi üzerinden yeniden dizayn etmeye çalışırken, bu sefer meşruluk yukarıdan değil, emek çalışma sisteminden, aşağıdan gerçekleşir. Meşruiyet krizinin yol açtığı sorun, devletin ekonomik aktiviteye artan müdahalesinin bu alandaki devlet otoritesinden etkilenenlere ne türden meşruiyet sağlayacağı ile ilgili bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu durumdan etkilenenlerle etkilenmeyenler arasında da bir dengesizliğin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Bu durumsa belirli bir üretim tarzı olmanın yanında bir problem çözmeye de işaret eder kapitalizm artık kültürel geleneğin yüceliğinden değil, sosyal emek temelinde oluşan bir egemenlik meşruiyetinden beslenmeye çalışır. Habermas'ın meşruiyet krizi sorunsalı, kamusallığın dönüşümüyle yakından bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Budak'ın ifade ettiği gibi, Habermas'ın idealize ettiği burjuva kamusal alanı, 18. yüzyılda yapısal olarak dönüşüme uğramıştır. Kamusal alanın yapısal dönüşümünde etkili olan temel unsur, Habermas'a göre liberal rekabetçi kapitalizmden tekelci kapitalizme geçiş sürecinde yaşanılan gelişmelerdir. Bu çözülme sürecinde devletin topluma müdahalesi arttıkça, kamusal alanın devletin karşısındaki açıklığı, bağımsızlığı ve eleştiriselliği gibi nitelikleri de kaybolmaya başlamıştır meşruiyet problemi devletin ekonomiyi yönetmedeki ve geliştirmedeki rolüyle yurttaşları özel şirketlerin yaratmış olduğu risklere karşı koruma rolü arasındaki çelişkiden kaynaklanmaktadır. Devlet bir yandan toplumsal görevlerini yerine getirmek adına söz konusu şirketlerden gelen vergilere gereksinim duyarken, öte taraftansa şirketleri destekleyecek istikrarlı bir ortam için yurttaşların bağlılığına gereksinim duymaktadır. Bu da meşruiyet krizinin kurumsal ekonomik temellerine işaret etmektedir. Habermas bir gerçekliğe temas etmekle beraber onun nihayetinde ileri kapitalizmin kendi içindeki risklere yönelik alternatif çözüm arayışları içinde olduğu görülmektedir. Sınıf çatışması ve sınıf bilincinin azaldığı gelişmeler bağlamında modern kapitalist toplumlardaki kriz noktalarını tespit etmek isteyen Habermas'ın amacı kapitalist sistemin meşruiyetini sağlamanın olanaklarını araştırmaktır. Habermas'ın meşruiyet krizi fikri, kapitalizmin devletin kurumsal ve yasal işleyişinin bir parçası haline gelmesiyle beraber, toplumsal yapının devlet kurumu karşısındaki özelliğini ve şeffaflığını yitirdiğine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla kapitalizmin kendi içindeki potansiyel krizler, devletin kapitalizmi kendi kontrolüne almasıyla beraber toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Sonuç olarak Habermas'ın meşruiyet krizi fikri kapitalizmin sadece toplumsal yapıların ve kurumların temellerini aşındırmakla kalmayıp aynı zamanda yaşam dünyası ve insan ilişkilerini de sarstığı düşüncesini gündeme getirmektedir. Bununla birlikte kapitalizmin bu sorunların üstesinden gelme yeteneği de tartışmaya açılmaktadır. Bu bağlamda meşruiyet krizi fikri hem sosyal bilimler açısından hem de marksizm içindeki tartışmalar açısından dikkate değer bir katkı sağlamaktadır.